Herkese merhaba arkadaşlar, ben Uğur. Bugün sizlerle beraber Flying Eagle F6S modelindeki şu görmüş olduğunuz patenin uzun kullanım yorumlarını sizlere aktaracağım. Eksisi ve artısıyla sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle introdan da anlamış olduğunuz üzere ve de bazı arkadaşlar illaki fark etmişlerdir. Kanal ismimiz, logomuz, bannerımız, Instagram sayfamızın ismi, hepsini değiştirdim. Çünkü Just For Fun hesabının ismi aslında hoşuma gidiyordu, fakat insanlara aktarırken böyle bir pürüz çıkıyordu bazen, anlamıyorlardı vesaire. İngilizce çünkü bilmeyen bir insan. Kanalın adını ilk söylediğim zaman anlamıyorlardı. İşte paten dersi vesaire yazdığınız zaman çıkar, o şekilde anlatıyordum insanlara ve o şekilde buluyorlardı YouTube'da ya da işte aradıkları yerlerde, Instagram'da kanalımı. Bu yüzden de ben de dedim ki neden daha kolay bir şey yapmıyorum ve de bir logo oluştururum en azından. Bunun üzerinden ilerleriz ve de daha iyi olur insanları. Böyle daha bir güzel bir isim bulunduğu zaman, akılda kalıcı ve de güzel bir logo tasarlandığı zaman daha güzel oluyor. Ve bu yüzden ben de böyle bir şey yaptım ve artık ismimiz Paten Akademi olarak değişti. Logoyu da kendim çizdim. İnternette birkaç fotoğraf vesaire bulmuştum. Kendim çizerek tasarladım. Yazısını vesaire her şeyini ben yaptım. Introyu da gayet hoşuma gitti. Sizler de yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz bununla alakalı. Logomuz nasıl olmuş? Banner nasıl olmuş ya da eklemem istediğiniz, çıkarmam istediğim bir şey, istediğiniz bir şeyler var mı? Bunları bana aktarabilirsiniz. Son bir aydır da çok fazla video atamıyordum. Bundan dolayı, çünkü işte logoyla uğraşıyordum, onun çizimiyle vesaire, tasarımlarla, introyla. Ondan dolayı çok fazla video atamadım ya da kurgulara zaman ayıramadım. Çekilmiş elimde videolar var, onlara bile daha zaman ayıramadım. Bir de benim son yılımdı bu sene okulda, üniversiteden mezun oldum. Yani daha mezun olmadım ama bakalım. Diplomamızı aldıktan sonra mezun oldum diyebileceğiz artık. Sizler de aşağı yorum olarak yazabilirsiniz düşüncelerinizi, nasıl olmuş isim, kötü mü, beğendiniz mi, hoşunuza gitti mi, gitmedi mi? Bunlarla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca şu sağdan ve soldan çıkan Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Buradan çıkan benim kişisel hesabım, isterseniz takip edebilirsiniz. Buradan çıkansa benim Paten Akademi Instagram hesabım. Bunu da takip ederseniz güzel içerikler paylaşıyorum, paten vesaire, ekstrem sporlarla alakalı. Orada güzel vakit geçirebilirsiniz. F6S yorumlarına geçmeden önce son bir şey daha söyleyeceğim. Hemen şu aşağıdan çıkan Discord sunucumuz var bizim. Onu da yeni açmış bulunmaktayım. İlk defa da buradan duyuruyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Hepinizi üye olarak ekleyeceğim ben geldiğiniz zaman. Orada da sormak istedikleriniz olursa vesaire, oradan da iletişim kurabileceğiz bundan sonrasında. Ayrıca ilerleyen zamanda da böyle sizlerin videolarından bir derme video oluşturmak istiyorum. Bana yollayacağınız videolardan. Discord sunucusunu da aslında açmamın en büyük sebebi buydu. Çünkü videoları insanların ulaştırması birazcık zor olabiliyor. Discord sunucumuzdaki orada chat kısmında video fotoğraf kısmı var. Oraya ekleyebilirsiniz güzel fotoğraflarınızı ve videolarınızı. Bununla da ilgili ilerleyen zamanlarda bir video çekeceğim sizin videolarınızın olduğu, sizin videolarınızdan oluşan. Bunun haricinde de benim patenakademi@yandex.com mail adresime de aynı zamanda WeTransfer üzerinden videolarınızı gönderebilirsiniz. Hemen buraya yazıyorum ben. patenakademi@yandex.com. Bu adrese WeTransfer üzerinden güzel videolarınızı, fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Nasıl göndereceğiniz konusunda da kafanız karışmasın. WeTransfer'e giriyorsunuz arkadaşlar, Google'a yazıp orada kendi mail adresinizi yazıyorsunuz. Gidecek olan mail adresini yazıyorsunuz ve de göndereceğiniz video ya da fotoğrafı oraya ekleyerek gönderiyorsunuz. Bu şekilde oraya yüklenmesini bekleyin tabii belli bir müddet. Yoksa yüklenmeden kapatırsanız bana ulaşmayacaktır. Ve böylelikle bana videolarınız gelmiş olacak arkadaşlar. İlerleyen süreçte de dediğim gibi toplanmış olan videoları beraber izleyeceğiz. Belki canlı yayın yaparım, belki yapmam. Orası düşünülecek bir şey. Evet. Tacım, hoş geldin. Arkadaşlar videomuza bir anda dahil oluyoruz şöyle. Evet, evet, bakın F5S geldi. F5S paten geldi bu arada arkadaşlar. Taha getirdi. Ece arkadaşımızı almıştık burada, o da burada. Bunun da incelemesini bugün çekeceğim ben. Sürpriz oldu, bir sonraki videoda bunu atacağım. Haberiniz olsun yani, bugün çekeceğim bu videoyu da. F5S incelemesi de yolda, onun da bilgisini vereyim. Şöyle hemen atalım bunu. Ah.
kısa bir bölünmeden sonra devam ediyoruz. Bu gerekli olan bilgileri de sizlere aktardığıma göre artık F6S'in incelemesine geçebiliriz. Dediğim gibi videoları göndermeye bana unutmayın. Bununla ilgili video çekeceğim yakın bir zamanda da. Şimdi ben bu pateni ne zaman almıştım onu konuşalım ve ne kadar zamandır kullanıyorum. İnceleme videosunu 3 ay önce paylaşmışım ben bu Flying Eagle F6S'in. Orada 3 yazıyor aslında ama 4 aya falan yakın bir zamana denk geliyor. Fakat ben bu pateni Ocak'ta satın almıştım. 2021'in başında aldım. Yani 6-7 aydır da kullanıyorum aktif olarak. Şöyle bir göstereyim pateni sizlere dıştan. Yani 6-7 aydır kullanıyorum ben bu pateni. Yani her şeyi yaptım. Yolda yaptım, slide'da attım, slalom'da yaptım. Biliyorsunuz ben slalom'da yapıyorum zaten. O yüzden bu pateni tercih etmiştim. Tercih etmemdeki sebeplerden birisi buydu. Anam çok korktum. Acayip korktum. Acayip korktum. Maşallah. Kaçlık bu motor böyle? Yunus polisler. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi almamdaki sebeplerden birisi de Rockert sisteme sahip olmasıydı. Frame'inin bu yüzden de çok hoşuma gitmişti ve o yüzden aldım. 6 aydır da kullanıyorum dediğim gibi. Şöyle bir dışarıdan tekrar sizlere bir göstereyim ne durumda olduğunu patenimizin. Şu şekilde. Evet, arkadan da gösterelim. Diğer tekini de göstereyim hatta sizlere şöyle. Zaten patenle geldim buraya da. Ayakkabıyı burada giydim. Yani hiç temizlik vesaire hiçbir şey yapmadım. Olduğu gibi getirdim pateni en son kullanmamdan. Yani şu şekilde görmüş olduğunuz gibi Flying Eagle F6S patenimiz. Bu kullanmış olduğum süreçte klipslerde olsun ya da ne bileyim herhangi bir yerinde olsun bir problem yaşamadım. Yani kırılma, çatlama vesaire bu tarz bir olay olmadı. Pateni aldığımdan beri 600 kilometreden fazla yol yaptım ayrıca. Çünkü maratonlara vesaire hazırlanıyorum. Biraz kondisyonumu yükseltmek amacıyla yol yapıyorum. Her çıktığımda minimum 20-30 kilometre yol yapıp o şekilde geliyorum. Ve bu da son 2 ayda nereden baksanız bir 500 kilometre falan yol yaptım. Yani diğer 100 kilometre böyle kısa mesafelere falandı. Onun dışında dediğim gibi bayağı uzun süre yol yaptım patenle. Yol konusunda çok sıkıntısız ve iyi bir paten arkadaşlar. Çok kıvrak yani. Ayağınızı çünkü iyi sarıyor. Dış bot olarak da çok büyük bir paten olmadığı için. Bayağı iyi o açıdan, avantajlı. Şöyle tekerleklerini göstereyim bu arada. Görüyorsunuz şu anda 600 kilometre yol yaptım ben bu patenle minimum ve tekerleklerdeki erime bu kadar. Ama tabii ki çok fazla slide atmadım ben bu patenle. Çünkü tekerlekleri 85A ve de mumlu olmayan zeminlerde ya da böyle kaygan olmayan zeminlerde bu tekerlek yumuşaklığıyla slide attığınız zaman özellikle asfaltta ya da böyle pürüzlü zeminlerde çok fazla erir bu tekerlekler arkadaşlar. Çünkü yumuşak bir tekerlek. Bundan dolayı da erimesi çok fazla değil tekerleklerimin. Onu da belirteyim. Çok fazla asfalt gibi zeminlerde slide atmadım. Nasıl attım? Attım şu şekilde attım. Sol slide attım mesela yavaşlatmak için kendime. Ya da arada sırada paralel attım. Power slide attım. Başka hangi slide'ları kullanıyorum? Power stop denen bir hareket var. Belki aranızda bilenler vardır illaki. Mesela onu kullandım. Yani şehir içerisinde ne gerekiyorsa onu kullandım. Yani zevk için slide atmadım bu patenle. Tekerleklerin erimesini bir de şöyle yandan göstereyim. Yani görüyorsunuz hala parmağım arasına girmiyor. Şu şekilde bir erime mevcut. Ya minimum 600 kilometre yaptım patenle. Onu tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle içeriden de göstereyim. Önden tekrar göstereyim şöyle erimesini. Evet. Yani bu tekerlekleri de sürekli olarak yer değiştirerek kullandım ben. Sizler de o şekilde kullanırsanız uzun süre kullanılabiliyor gördüğünüz gibi. Tekerlekleri de çok fazla kalitesiz bir tekerlek değil arkadaşlar. Botun dışında çok fazla bir hasar da yok. Şöyle birkaç sefer düştüğüm ya da slide'dan dolayı yere sürtünme izleri var. Arkasında da birkaç yere sürttüğümden dolayı şurada bazı deformeler oluştu. Bir de şuralarda bazı yerlerinde var. Yani genel olarak patenden çok memnunum. Zaten severek de satın almıştım bu pateni. Ya bu arada bayağı da rüzgar var. Umarım rüzgarın sesi çok fazla size yansımıyordur. Ben elimden geldiğince azaltmaya çalışacağım bunu kurgu sırasında ama yine de belki bir sesimde boğukluk olabilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın bunun için. Şimdi kendi yorumlarıma gelecek olursam da patenle alakalı. Yani frame ve vidalar konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Ne frame vidası olsun ne de tekerlek vidalarından dolayı. Bir yalama vesaire o tarz bir durum yaşamadım, karşılaşmadım bununla alakalı. Ama şöyle bir uyarıda bulunayım arkadaşlar. Bu vidaları gereğinden çok fazla sıkmayın. Bu sefer açarken zorlanıyorsunuz bayağı ve de bunların içerisinde o mavi bir boya oluyor.
O sıkıştırıcı diye geçiyor aslında. Vidayı siz sıktığınız zaman orada kalmasını sağlıyor. Siz çok fazla sıktığınız zaman bu sefer bir de o devreye giriyor ve daha fazla sıkışıyor vida. Bu yüzden de açmanız 2 kat, 3 kat daha fazla zorluyor. Bundan dolayı da vidalarınız yalama oluyor. Yani yalama olmaması için size verebileceğim tavsiye haddinden fazla sıkmayın vidalarınızı. Ve bu sayede de yalama olmayan vidalarınız olmuş olur. Yani benim şu anda olmuş olduğu gibi. 6-7 aydır kullanıyorum. Hiçbir vidam yalama değil. Ne kav vidası ne de buradaki vidalar. Yani bir problem yaşamadım. Böyle el gücüyle sıkıp tuttuğunu hissettiğim zaman bırakıyorum ben. Zaten her patene çıktığımda da ya da bir yere dinlenmeye oturduğum zaman da arada bir kontrol ediyorum vidalarım ne alemde ne durumda diye. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Verebileceğim bir diğer tavsiye de eğer vidalarınızın yalama olmasını istemiyorsanız ucu yalama olmamış olan T alyan ya da bu minik olan L alyanlardan kullanın. Ve bu sayede de yalama olmayacaktır vidalarınız. Çünkü onunla açmaya çalıştığınız zaman vidanın da dişine yiyorsunuz. Ve bu sayede kullanılamaz bir hale geliyor. Ya da açamıyorsunuz, çıkartamıyorsunuz bir daha tekerinizi oradan. Farklı yollarla çıkartmaya çalışıyorsunuz. Verebileceğim tavsiye vidalarla alakalı bu kadar. Frame'i gayet sağlıklı durumda arkadaşlar. Herhangi bir çatlama, kırılma vesaire yaşamadım. Ben kendim 75 kiloyum. 4 basamaktan, 5 basamaktan zıpladım bu patenle. Birçok yerden de atladım. Herhangi bir problem yaşamadım, kırılma vesaire. Merdiven falan da taradım arkadaşlar bu arada. Herhangi bir problem olmadı. Ama mesela 80 kilo, 90 kilo hatta 100 kilo birisi bunun üzerine çıktığı zaman aynı olmaz tabii ki. Çünkü patenlerin bir standardı var arkadaşlar. 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi oluyor genel standartta. Yani 100 kilo olan birisiyle 75 kilo olan birisi tabii ki bir olamaz. Belki de 100 kilogram olan birisi bu patenle mesela merdiven taradığı zaman ya da yüksek bir yerden atladığı zaman çatlama kırılma ihtimali olabilir bu frame'de de. Her frame'de var. Benim Seba frame'ini, Deluxe frame'ini kıran arkadaşlarım da vardı yüksek yerlerden atladığı zaman. Power Slide frame'ini kıran da vardı. Yani genel olarak frame'ler kırılabilir. Aklınızda bulunsun. Çok yüksek yerlerden atlamamaya çalışın. Atlıyorsanız da kendinizi yumuşatarak dengeli bir şekilde yumuşak bir iniş, yaylanarak bir iniş yapmaya çalışın ki frame'e gelen yük birazcık daha azalsın. Ve bu sayede frame'inizi de korumuş olursunuz. Yani tekerleklerden ve frame'den bahsettim. Rulmanlarına gelecek olursak şu anda bunun içerisinde ILQ11 Twin Cam rulman var. Fakat ben kendi rulmanlarında 3,5-4 ay kadar falan kullandım ABEC 7'lere. Gayet iyi. Cadde 10K etkinliğinde takmıştım ben bu ILQ11'leri. O zamandan beri kullanıyorum hala. Çıkartmadım yani aslında değiştirmeye üşendim diğer orijinal rulmanlarıyla. Rulman konusunda da bir problem yaşamadım. Patlayan vesaire bir rulmanım olmadı. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben rulmanları bir ara temizlemiştim. İçerisinden çıkan ABEC 7 rulmanların bazısının içi metaldi, bazısının içerisi plastik. Muhafaza vardı içerisinde. Onun da buraya ben fotoğrafını eklerim eğer unutmamış olursam. Kurgu sırasında zaten aklıma gelir de. 16 tane rulmandan belki 5-6 tanesininki plastik muhafazaya sahipti. Diğerleri çelik muhafazaya sahipti. Bunun sebebini bilmiyorum. Eğer bilen arkadaşlar varsa yorum olarak aşağıya yazabilirler. Yani dış bot konusuna gelecek olursak da dış botta ufak çizikler var. Kılcal denebilecek. Bir de şu üst kısmında şurada görüyorsunuz. Böyle bir çizik var. Hatta bunda da var mıydı bakalım be. Evet şu kısmında görüyorsunuz size. Burada bir çizik var. Ya onun sebebi de şuradaki klipsimiz şu alt kısmı. Bazen ben şey yaparken cross atarken şu şekilde üstüne geliyor. Ve buradan burayı böyle birazcık çiziyor. Ondan dolayı oldu bu da. Ya patenin ben dışıyla alakalı hiçbir negatif bir şeyle karşılaşmadım. Yani alacak arkadaşlar güvenerek alabilirler. Hiçbir problem yaşamadım 6 ay içerisinde. Ya benim tek sıkıntım bu patende iç bot arkadaşlar. Yani iç botu bence zaten inceleme videosunda da söylemiştim diye hatırlıyorum. Ben bir tık zayıf. Yani o da fiyat bandında kabul edilebilir diye söylemiştim diye hatırlıyorum. Yani iç botta birazcık destek az bence. Özellikle bu parmak ucu kısmında. Yani pateni giydiğiniz zaman şu ön kısım birazcık aşağıya yukarıya doğru oynama yapıyor. Çok fazla etkilemese de yine de böyle bir yani o oynama olmasaydı mesela ön kısmı birazcık daha destekli yapılmış olsaydı bence çok daha iyi olurdu. Bu iç botun ön kısmından ziyade bir de bu alt topuk kısmında yırtılma oldu patenin. Onu da sizlere kamerada ne kadar yansıyacak bilmiyorum ama göstermeye çalışacağım. Yani iç botumuz şu şekilde herhangi bir şuralarda yırtılma yaşamadım.
kenarlarda. Seba'da mesela buralarda yırtıklar oluyordu Seba serisinde. FR'da öyle bir problem yok artık çok fazla ama Seba'da yırtılmalar oluyordu. Bu modelde herhangi bir dışarıda yırtılma yaşamadım. Ama o illaki etkisi vardır. Çünkü ben görüyorsunuz içerisine yine elektrik bandıyla bu vidaların çıkış kısımlarını kapattım birazcık daha düz ve bota herhangi bir zarar vermesin diye. O yüzden de yine etkili olmuş olabilir yırtılmaması konusunda. Kısaca görmüş olduğunuz gibi dış botun dış kısmında, yüzeyinde herhangi bir problem yok. Fakat iç kısmında, yani şöyle gösterirsem bilmiyorum ne kadar görünecek ama yakınlaştırırım ben videoda da. Yani her iki botun bu iç kısmı yırtıldı arkadaşlar. Diğer iç botu çıkartmayacağım. Zaten ikisi de aynı durumda. Yani herhangi bir zarar yok hiçbir yerinde botun iç tarafının. Bir tek o kısımlardan yırtıldı yani. Sebepsizce ben de anlam veremedim bu duruma. Aranızda bu aynı problemi yaşayan kişiler varsa lütfen yoruma belirtsin ki yani en azından kronik bir problem mi var iç botta, onu öğrenmiş oluruz. Yoksa bir tek benim ayağım mı yırttı bunu? Onu ben de anlamadım açıkçası. Yani benim F6S ile alakalı zayıf bulduğum tek kısım bu arkadaşlar. Birazcık iç bot beni üzdü açıkçası bu yırtılmadan sonra özellikle. Yani ben de kendim bir tane MyFit, PowerSlide'ın MyFit iç botunu ya da Seba'nın FR iç botunu bulup mesela onu kullanmayı düşünüyorum. Çünkü iç bot yırtıldığı için daha büyük sıkıntı. Çünkü ayağınızı oradan zamanla giydikçe su topluyor. Yara yapabiliyor o kısımlar yırtıldığından dolayı. Evet, yorumlarım bu kadardı arkadaşlar patenle alakalı. Sizlerin de sormak istedikleri varsa bana patenle ilgili, işte şöyle bir problem yaşadın mı, şu oldu mu falan. Yani aklıma gelenleri ben size aktarmaya çalıştım. Dediğim gibi herhangi bir problem yaşamadım. Sadece iç bot konusunda birazcık sıkıntılı. İçeriden bir yırtılma problemi var. Bir de bu ayak ucu aşağıya yukarıya 1 santim kadar, yarım santim kadar böyle bir oynama yapıyor giydiğiniz zaman. Onun dışında patenin bana kalırsa hiçbir eksisi yok. Yani tekerlekler, frame, rulmanlar, vidalar, dış bot, yani gerçekten çok güzel. Zaten klipslerde de herhangi bir problem yaşamadım. Hala ilk günkü gibi çalışıyorlar. Böyle bir diş yeme olsun ya da ne bileyim tutmama gibi bir problem yaşamadım. Evet, aktarabileceğim her şeyi sizlere aktardığımı düşünüyorum. Videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımızın yeni yüzü hakkında ne düşünüyorsunuz? Onunla da ilgili yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şuradan çıkacak olan Discord sunucumuza da gelirseniz benimle orada konuşabilirsiniz ve de ne bileyim sormak istedikleriniz varsa ulaşabilirsiniz. Ara ara giriyorum ben chat kısmında ya da işte sohbet odalarında falan dolaşıyorum. Evet, izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.